Cumhurbaşkanı Berham Salih Urdun Krallığı'na yapmış olduğu kısa sürelik ziyaretini tamamlayarak ülkeye geri döndü. Cumhurbaşkanı Salih Urdun veliahtı Prens El Hüseyin bin Abdullah'ın da hazır bulunmasıyla Kral 2. Abdullah'la bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi, Sünni Vakfı Başkanı Abdüllatif El İmeymi kabul etti. İngiltere Başbakanı Theresa May önümüzdeki Haziran ayının 7'sinde istifasını sunup görevden ayrılacağını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Theresa May'in attığı bu adımının cesurca olduğunu nitelendirdi. Pakistan'ın batısında bulunan bir cami yakınında meydana gelen bir saldırıda 5 kişi hayatını kaybederek 13 kişi de yaralandı. Türkmen Audio Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Berham Salih Urdun Krallığı'na yapmış olduğu kısa sürelik ziyaretini tamamladı. Cumhurbaşkanı Salih Urdun'a yetiştiğinde Kral 2. Abdullah Urdun Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve Kral 2. Abdullah'ın danışmanı, İstihbarat Müdürü, Amman Belediye Başkanı, Urdun'un Bağdat Büyükelçisi ve İran Amman Büyükelçisi tarafından karşılandı. Urdun temasları sırasında Cumhurbaşkanı Salih Amman'da bulunan Besman Krallık Sarayı'nda Urdun veliahtı Prens El Hüseyin bin Abdullah'ın da hazır bulunmasıyla Kral 2. Abdullah'la bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesi ayrıca iki ülke arasındaki başta ekonomik ve yatırım olmak üzere birçok konuda ortak işbirliği konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca iki ülke arasında imzalanan mutabakatların önemine değinerek Urdun, Mısır ve Irak arasındaki üçlü zirvenin etkinleştirilmesi konusunda anlaştılar. Urdun temasları sırasında ayrıca Cumhurbaşkanı Salih, Urdun Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı içeren üçlü bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda Filistin meselesinin desteklenmesi ve bölgedeki krizlerin son bulması için bütün çabaların gösterilmesi gerektiğini anlaştılar. Sevgili seyirciler, parlamento düzenlemiş olduğu 21. oturumunda mali yönetim yasa tasarısını onayladı. Bu yasa tasarısı mali yönetim ve muhasebe işlemlerinin düzenlemesi konuları ve ayrıca gelirlerin düzenlenmesi işlemlerini içermiştir. Parlamento düzenlemiş olduğu oturumunda ayrıca il ve ilçe meclisleri seçimleri yasa tasarısının birinci okunuşunu tamamladı. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi Sünni Vakfı Başkanı Abdüllatif El Himeymi kabul etti. Görüşme sırasında dini hitabenin birleştirilmesi ve milli birliğin korunması için üstün çaba gösterilmesi gerektiğine değinerek mezhepçiliğe teşvik edenlere karşı durulması gerektiğine vurgu yaptılar. İngiltere Başbakanı Theresa May önümüzdeki Haziran ayının 7'sinde istifasını sunup görevden ayrılacağını bildirdi. May yapmış olduğu bir açıklamasında istifa vermesinin nedeninin bağlı olduğu Muhafazakar Parti üyelerinin yeni bir lider seçmelerine fırsat vermek olduğunu ve seçilen bu liderin İngiltere için sağlam bir şekilde çalışıp ülkenin Avrupa Birliği'nden sakince çıkmasına yardımcı olması için olduğunu belirtti. Bu habere ilişkin olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Theresa May'ın attığı bu adımının cesurca olduğunu nitelendirdi. Macron ayrıca May'dan Brexit konusunda acil bir açıklama beklediğini belirterek bu kararın sonuçları ile ilgili tahminlerinin erken olduğunu ve Avrupa Birliği'nin
ülkelerinin yerine getirileceğini ifade etti. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in resmi sözcüsü Martine Fitness ise Merkel'in İngiltere'li mevkidaşının kararına saygı duyduğunu belirtti. Sözcü yapmış olduğu açıklamasını ekleyerek ayrıca Merkel'in Alman hükümetinin İngiltere hükümetiyle sağlam ilişkilerde bulunma konusunda özen gösterdiğini ve bu istifasının sonuçları ile ilgili detaylara değinmek istemediğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de kimyasal saldırıların yapıldığına dair raporlara ulaştığını fakat bu konuda nihai sonuçları elde edemediğini belirtti. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Morgan Ortagoz, Suriye ordusunun İdlib'e düzenlemiş olduğu son operasyonunda muhalefet militanlarında kimyasal silah izlerinin bulunduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti ile ticari savaşı bitirecek bir anlaşmayı imzalayacağını tahmin ediyor. Trump ayrıca Çin ile imzalanacak olan kapsamlı anlaşma çerçevesinde Huawei teknoloji şirketi üzerinden yaptırımların kısmen kaldırılacağını işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri yargıcı Wikileaks sitesi kurucusu Julian Assange'a 17 adet suçlama yönetti. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı açıklamasında Assange'ın ayrıca Wikileaks sitesine belgeler göndermekle suçlanan eski istihbarat analisti Chelsea Manning ile işbirliği yapmakla ve bunun da yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri aleyhine kullanabilecek gizli bilgiler elde etmesi konusunda kendisine baskı yapmasıyla suçlandığını ifade etti. Pakistan'ın batısında bulunan bir cami yakınında meydana gelen bir saldırıda 5 kişi hayatını kaybederek 13 kişi de yaralandı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Pakistan yerel polis açıklamasında patlamanın içinde cuma namazının kılındığı Rahmaniye Camii yakınında meydana geldiğini ve caminin yakınında bulunan evlerin ciddi derecede hasar gördüğünü belirtti. Amerikan Senatosu'nda bulunan Silahlı Kuvvetler Komitesi Amerika'nın savunma bütçesi ile ilgili yasa tasarısını açıkladı. Amerika'nın savunma bütçesi ile ilgili yasa tasarısını Amerika'nın daha fazla F-35 uçakları alması ve Türkiye'nin S-400 Rus savunma sistemini alacağı takdirde ortaklığın feshedileceğini içeriyor. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Cumhurbaşkanı Behram Salih Ürdün Krallığı'na yapmış olduğu kısa sürelik ziyaretini tamamlayarak ülkeye geri döndü. Cumhurbaşkanı Salih Ürdün Veliahtı Prens El Hüseyin bin Abdullah'ın da hazır bulunmasıyla Kral II. Abdullah'la bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Parlamento Başkanı Muhammed El Halbusi Sünni Vakfı Başkanı Abdüllatif El Himeymi kabul etti. İngiltere Başbakanı Theresa May önümüzdeki Haziran ayının 7'sinde istifasını sunup görevden ayrılacağını bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Theresa May'in attığı bu adımının cesurca olduğunu nitelendirdi. Pakistan'ın batısında bulunan bir cami yakınında meydana gelen bir saldırıda 5 kişi hayatını kaybederek 13 kişi de yaralandı. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.